birader hadi. Hemen eve, hemen eve. Sağa emanet. Tamam dede. Yakup Bey. Kader. Kader, Allah rızası için yapma kader. Baba haber ver. Hasan. Haber ver tamam mı? Bedriye. Koş. Hasan Bedriye. Bedriye. Dur. Dur. Çocuklar yiyeceklerini dediler. Eğer sende bir nebze gurur varsa şu dakika buradan gidersin kadın. Seni buna pişman ederim. Hadi ya. 5 dakika durma. Sen kimsin be? Tükürdüğün kıymık. Yeter! Kadıncağızı sahipsiz bulmuşsun, ezdikçe eziyorsun. Azıcık Allah korkun varsa geri dur. Durmazsan ne olacak avukat efendi? Öğrenmek istemezsin, uğraşırım seninle. Sen kaçak göçek Harry'nin oğlu değil misin? Babam 5 para etmezdi. Bakalım sen kaç para edeceksin? Yaşından utan be! Utanmasam da olacak, dövücün mü? Yakup Bey! Boyunuzun yetmediği yerde kulaç atmayın. Bu olursunuz böyle. Karşınızda Yakup Daskın var. Ona göre. Kibir, şeytanın en sevdiği duygudur. İblis benim ben. Gözünü dört aç avukat efendi. Kardeşlerinle halanı topla, eve geçin. Ben birazdan geleyim. Bitti değil mi? Sıkıntı bitti. Bitti aslanım, bitti hanım, bitti. Bu saatten sonra sizi benden kimse alamaz. Hadi, hadi, hadi. Veysel. Keşke bilseydim durumun böyle olduğunu. Bir formül düşünürdüm. Yani hep mektup yazdı çocuklar. Özlediler beni, bekliyorlar dedim. Can hep yazdı. Ablasıyla abisinin de özlediğini söyledi. Onlar adına da yazıyorum dedi. Bak resmen beyinlerini yıkamışlar çocukları. Öfke dolular. Öyle ezberden dedi, bayağı inanarak söylüyorlar. Kaybettim. Çocuklarımı kaybettim. Gülperi, aleyhimize bir karar çıksa bile temize gideceğiz, pes etmeyeceğiz. Nasıl? Yani o kadar umutsuz musun? Hayır, hayır değilim canım. Aile mahkemelerinde son karar hakimin takdirindedir. Hakim de bir kadın. Bugün herkes gördü senin çocukların nasıl gönülden sevdiğini. Bak Gülperi. Bak bu uzun bir yolculuk. Çocuklarını alacağız. Bugün ya da yarın. Ama gördün içerideki hallerini. Onlar bu durumu kabullenirler mi? Seni yeniden kalplerine alırlar mı? Onlar benim umurumda. Kulaklarında benim ninnilerim, benim masallarım var. Et tırnaktan ayrılır mı? Can candan ayrılır. Ama evlatlar anasından kopmaz. Ben onlar için ömrümü veririm. Ellerini hiç bırakmam. Anneleriyim ben onların. Sağ ol. Afiyet olsun. Terzi'nin oğlunun sözlüsünü nereden buldun? Yakuplar bu Necdet denen adamı tanık olarak çağıracaklarmış. Dosyada okudum. Burcu geldi, araştırma yaptı. Şansımıza nişanlısı Melek de adı gibi iyi yürekli, güçlü bir kızcağız çıktı. Necdet de bu kızın gözlerinin içine baka baka yalan söyleyemedi. Planları tutmadı. Her zaman kötüler kazanmaz Yüperi. İnşallah.
Hadi. Hadi açsın. Canım istemiyor, yemeyeceğim. Ne o? Bizim buranın yemeklerine alışamadın mı hala? Olur mu öyle şey? Buranın yemeklerini sevmeyen mi var? Sen özlemişsindir ama ye sen, afiyet olsun. İyi de sen bir şey yemezsen olamayacak. Hadi lütfen. Saatlerdir midene bir şey girmedi. Lütfen. Can çok zayıflamış. Belli hiçbir şey yemiyor. Onun o hali gözümün önünden gitmiyor. Hiçbiri gözümün önünden gitmiyor. Sesleri kulaklarımda. Cümleleri kalbimde büyüyor. Gülperi. Gülperi bak. Güçlü olman lazım. Çocuklarının sağlıklı bir anneye ihtiyaçları var. Böyle kendini tüketen birine değil. Hadi. Lütfen. Hadi ye birazcık. Hadi ama bak kızdırıyorsun beni. Lütfen. O yuvalama bitecek. Anlaşıldı mı? Yoksa bu masadan kalkmayacağız. Deme deme sonra. Hadi. Hadi götür. Tamam. İnşallah bundan sonraki yemeğini çocuklarınla beraber yiyeceksin. İnşallah. Bakarsın bizi de yemeğe davet edersin. Hı? Alırım kızımı eşime. Size yemeğe gelirsiniz. Ne güzel olur. Şeref duyuyorum. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvar gibi. Uyudum, uyandım. Hep seni düşündüm. Yalnız seni. Yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet. Sen ölümüm kalımı. Ben artık adam olamam. Bu derde düşerim. Gülperi! Tamam baba. Thank you.